Efendim merhabalar. Ben Ahmet Turan Köksal. Bugün sizlere aslında Eskiz ya da Ayasofya fotoğraflarım hakkında bir e, video ile e, selam edecektim. Ama mümkün olamadı. Çünkü uzun zamandır, çok uzun zamandır beklediğim e, bir kalemim geldi. E, bu kalemi Porsche hmm, bir kalemi bu size özelliklerini de anlatacağım. Ama öncelikli olarak söylemem gereken şey var ki çok mutluyum. Acayip mutluyum. Ee, sebebini de anlatacağım. Bu Porsche Design'ın P3100 modeli. Burada gördünüz. Bunu uzun uzun anlatacağım. Ama anlatmadan önce e, şunu söylemem lazım. Ben yıllar boyu bir kalemi incelemeye alırım. Mesela bu kalemi alacağım derim yani. Söz konusu bu kalem için 12 yıl bekledim. Tabi 12 yıl böyle e, her gün bunu anarak değil de gördüm. E, i̇lk ilk bunu 12 yıl önce e, yani 2000 ne oluyor? 2012 yılında Türkiye'de bir yerde görmüştüm bunu. Ve bunu almak istedim. Fakat çok yüksek gelmişti parası. İşte sonra baktığım mağazada satıldığını gördüm falan filan. Bunu ayrıca anlatacağım. Daha eski takıntılı kalemlerim var. Mesela bu. Bu bir Pilot MYU serisinden. 500 1973 ya da 2 yapımı. Arkasındaki numaradan bunu anlıyoruz. Tek gövde gördüğünüz gibi süper 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 ötesi bir kalem içinde biraz mürekkep kalmış. Onu silelim. Şöyle biraz kaldığı için lekeli olmuş önemli değil ama içi temiz. Yani içinde temiz bıraktığını hatırlıyorum. Şu an mürekkep koymuyorum kurumasın diye. Bu kalemi daha uzun süre böyle ilgi alanım içerisinde oldum. Sonra yine ebay'den bir şekilde mümkün oldu. Bu kalemler artık üretilmiyor doğal olarak. Tahmin edersiniz ki. Fakat artık bunlar benim için bir obje, fetiş objesi haline dönmüş durumda. Bu kalemi kullanıyorum da ama çok günlük her yere kullanmıyorum. Niye bunu anlattım onu da söyleyeceğim. Bunu da öyle önceden belirlemiştim ama bayağı gördüğünüz paslanmaz çelikten bir boru gibi. Eee IM I+M de herhalde bunun markası. Evet, şurada yazıyor. E, yok değilmiş bu Japon malıymış. Japon balığı, Meiji Japon yazıyor. Meiji Japan yazan bir kalem böyle baboş bir kalem. Bunların ne olduğunu açıp eskiz eskiz ile ilgili bölümde de bunu anlatacağım zaten. Ben bunu aldım. Ondan sonra sosyal medyaya koydum. Önce normalden sonra DM'den fiyatını sordular. Fiyatını, bunun fiyatını söylemiştim. Ben bunu eBay açık arttırmasından almıştım. Bunu da ikinci el eBay açık aldım ve Singapur'dan geldi. Hatta şimdi saklıyorum. o atmış. Bir Singapur gazetesinin içerisine sarılmıştı. Bunun fiyatını söyledim o zaman. Bunun fiyatını söylemedim. Niye mi fiyat merak ediyorlarsa almakmış. Bunlar satılan kalemler değiller artık. Yani bunu üretimi yok. Bu kalemin üretimi yok. O yüzden bunu ebay'den girip bakacaksınız. E, satan yerler var. Türkiye'de de var. Ve fiyatları tabi çok yüksek. Yani 16-17 bin lira civarı. E, öyle olduğu için 13 bine de var belki. 11 bine de var ama yani alamıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Ee, galiba edinmeye kalksanız 16 bin lira gözden çıkarmanız gerekiyor. Hemen aldı yazmış. Al, Kaç asgari ücret ediyor musun? Bu emekliler 7500 alıyor. Sen işte bilmem yapıyorsun. <laughs> Şimdi e, bir ben asgari ücret kazanmıyorum. Daha yüksek kazanıyorum. İki emekli değilim. Emekli ya da asgari ücret değilim. Bunu sakın ha, e, kendini övmek için ya öyle diyorsanız öyle olsun. Ücretli değilim. Ama ortada. Ee, i̇kincisi bu bir iPhone'la karşılaştırıldığı zaman bir, bir e, telefonla karşılaştırıldığı zaman çok ucuz bir şey. 3 12 yıl diyorum ya açıldığından yani bu, bu şeye çıktığından bu yana. Yani piyasaya çıkacağından daha önce yani yavaş yavaş resimleri ortaya çıktığından biri ben bunu gözüme kestirmişim. İçkim yok, kumarım yok. <laughs> Ona bakarsanız. Dört. Bu işi seviyorum ve bu beni mutlu ediyor. Hayata bağlıyor. Yani ortalıkta ne kadar çok BMW, Mercedes, Tesla ne kadar pahalı arabalar var. Ve onların sadece tek gün kullanımı bile ufak bir taş gelmesi dahi bile değerinde bu kalem kadar bir eksilmeye sebep oluyor. O yüzden ben yani kendimi buna bu parayı verdim diye. Ha bu arada ben bu parayı vermedim. Ben bunu ikinci el açık artırmadan aldım. O yüzden kutusu falan yok. E, satan kişi tata Singapur'dan aldım. Dünyanın bir tarafından aldım. Hatta ne yazık aldıktan sonra böyle hızlı ve güvenli kargo, sigortalı kargo yoktu. Bildiğin düz buranın PTT'siyle geldi Kaliforniya'ya. Ama çok hızlı geldi. Ee, bu, çok seviyordum. Yani ben bunu biliyordum bu kalemi. Bu kalemle ilgili bir yaklaşımım vardı. O yüzden böyle bu kaç asgari ücret diyen trolleri çok ciddiye almıyorum. Almamanızı da gerek. Eğer gerçekten sizin de çok beğendiğiniz, çok istediğiniz, çok önemsediğiniz bir durum varsa bu kalem olabilir, peruş bebek olabilir. Ne bileyim arabanın cantı olabilir. Bir şey olabilir bir tesbih olabilir, bir fasit olabilir. Fasit ben biriktiriyordum bu arada. Fasit döndürmeli e, hesap makinelerinden ve ben tabii onun bölmesini de bilirim. Bölme işlemi yapmak zordur. Neyse. Velhasıl kelam bunu yazan arkadaşlar yüzünden bunun tam aldığım fiyatı söylemeyeceğim. Tabii ki 16 bin liraya almadım. Ama 16 bin lira olsaydı bu sefer 2-3 yıl daha erteler. Minik minik üzerine biraz daha para koyar. Onu da alırdım. Yani almamazlık etmezdim. Çünkü ben bunu kafaya taktım yani. Niye kafaya taktım? Onu anlatayım. Bu obje sadece bir kalem olmasından öte. Çünkü çok ağır. Yani normal bir kaleme göre çok ağır. Hatta adam şöyle bir kibarlık yapmış. Bunun yanında şunu da hediye göndermiş. Bu pilotun Efsane rahmetli babamda vardı. Aynen bu kasa. Bu kasa tıp atıp bir kopyası. Pilot değil. E, herhalde Çin malı. Üzerinde bir şey yazmıyor. Sadece ne yazıyordu bakayım. Navy Pen yazıyor. Ne alaka işte. Marka herhalde bu. Ki pilotun böyle. Aynı rahmetli babamda var. Hatta şurası kırılmıştı. Orayı kendisi sonra sarmıştı. E, bulamıyorum o kalemi. Ama gördüğünüz gibi 05. Çok da iyi bir 05 deyip. Çok hafif. Acayip hafif ama günlük mesela bunu al kullan. Normal ürünler. Ha bu arada ben kalemin pahalı olacak diye bir takıntım yok. Mesela şunu bundan 24 tane aldım. 10 dolar mı ne 24? 12 tanesi. 10 dolar. Yani bayağı bir ucuz bir şey. Bu gördüğünüz bir dolma kalem. Fakat kullanat dolma kalem. Üzerinde marka yok. En sevdiğim. İçine görüyorsunuz ne var ne yok. Ve gerçekten çok iyi bir yani Eski kalemlerde iridium kadar iyi yazıyor. Hangi iridium varmış ki? Ama teneke, yani teneke olduğu belli. Üzerinde Çince, Japonca bir şey yazıyor. Artık böyle bir uzaklığı alfabesiyle. Ne bilmiyorum. Ama mesela günlük kullanları, bunu kullanabilen bir adamım. Dışarıda da mı kullanıyorum? Herkes çok şaşırıyor. Dolma kalem kullanmaz Şimdi bunun normal ucu şöyle olan pilottan. yani şöyle 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 pilot var ya, şöyle ucu böyle olan bir pilot var. Yani en çok kullanılan. Pilotu pilot yapan. Marka yapan. Böyle. Şuraları şöyle şeyli. E, damağı var. Burada da mürekkep haznesi var. Böyle pilotlar var. 05'i var. Daha şey var. Hatta e, 038'i de var. Dur bakayım. Şurada olacaktı. Evet. Burada var. Bunu almıştım. Kore aldım galiba. Bakın. Çok ince yazan 0.38 bir kalem bu. Çok başarılı. Altıgenli bir formu var. Uygun da fiyatlıydı. bunları kullanabilirken niye kalkıp da böyle bir dolma kalem kullanıyorsun? Dolma kalem takım kalemi var. Evet var. Dolma kalemin tutma açısından ve mürek mürekkebi bırakma açısından iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Yani kalkıp da bunun fiyatını açıklamayacağım. E, kalın. Bunun niye seçtiğimi Niye bu kaleme bu kadar takıntılı olduğumu söylemem sanırım videonun içeriği için daha doyurucu olacak. Bir kere kalemin ucu şöyle açılıyor. Her böyle yapılışta açılıyor. Ve şu çelik tellerin duruna bakar mısınız? Bunlar paslanmaz çelik. Ve kapandığı zaman, kapandığı zaman biraz şöyle kapatayım. Şöyle kendi üzerinden çizeyim. Kapan şurası diyelim ki bunun çapıysa burada kaç tane saymadım ama 24 tane çelik tel var. Bildiğiniz paslanmaz çelik tel bu. Buraya bir kasnak yapmışlar. Bu kasnak ayrıca klips oluşuyor, oluşturuyor. Ayrıca bu kasnak klipse bağlı. Burada da ucunda da şurada işte markası yazıyor. Porsche Design. Böyle ucu var. Ucundan böyle bir şey geliyor. Ve bu eğer açık olduğu zaman şuradaki çap neyse Diyelim ki yani 1,5 cm iki tane. 1, 1, 1 cm bir ölçeyim hadi. Bunun çapı neymiş? Çapı evet 1.3 cm. 13 mm. 13 mm ise şurası 13 milimetre ise doğal olarak burası da 13 milimetre. Açıldığı zaman böyleyken bırakıldığı zaman bunlar böyle 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 geldikleri için şurada biraz böyle bir böyle bir eliptik bir durum oluşuyor şurada. İşte buna bayılıyorum. Çünkü çapraz olduğu için ve ele o zaman daha iyi oturuyor. Ağır bir kalem. Her tarafı paslanmaz çelik. Makine gibi kullan. Zaten makine gibi. Hani birazcık motor sporlarına falan filan. Azıcık kabalığı da var. Her yerde taşınmaz. Gömlek cebine sığmaz. Böyle çıkarıp da böyle bir ders ortamında bir şey olmaz. bunundan böyle ki aslında bunun tükenmez kalemi de var o tercih edilir ben tükenmez kalem sevmiyorum. 05'te. Bununla böyle ağır ağır bir şey tasarlamaktan çok memnunum. Bunun açılımını yapacağız. İçini açacağız. Doğal olarak şurasından açılıyor. Porsche Design şudur Ben bu arada marka takıntısı olan biri de değilimdir arkadaşlar. Yani marka benim için önemli bir husus değildir. Yani bu Porsche değil de olsa da alırdım. Yani bunun derdim. içi pelikan. Alman, Alman, Alman gidiyor şu mekanizma çok hoş bir mekanizma. Mekanizmayı anlatacağım. Mekanizmadan önce bakın bu artık rahatladı. Bayağı gördünüz. İçinde bir herhalde plastik bir kasnak var. O plastik kasnak iki ya da üç parçalı dönüyor. Dönerken bir yere kadar gidebiliyor. Burada da bir yere kadar gidebiliyor. Yaklaşık 40, 40 35-40 derece dönebiliyor. Bunu ikisini sıkıştırmışlar. Ve arkasından bunlar böyle böyle geliyor. Bunlar da çıkmıyorlar. Yani çok hoş. Yani şöyle çok hoş. Bu kadar basit bir şeyi bu kadar sağlam bir şekilde yapabilmek çok hoş. Bu içindeki pelikanın bunda bir kodu vardı. Bir mekanizması şuradaki uçta nispeten ağır ama içinde iki tane contası var. Dışına çıkabiliyor. Bu gördüğünüz mekanizma pelikanın okuyacağım e, pardon Max 3 Sıfır 0.7 mm yani ben de marka okuyorum. İçine işte 3 tane uç koy 0.7 mm'den bundan daha fazla koyma yazıyor. <laughs> ben de dedim ki ulan bunun şeyi bu mu? ne <laughs> derler? Kod numarası bu mu? Ama çok basit bir sistem. Bu Döndürme mekanizması burada çalışıyor. Gördüğünüz gibi. İçinde yağ ile boydan boya yayı olan bir şey. Bunu içine böyle koyuyoruz. Kırmadan ucunu. 0.7 aldım. Ben 0.7 severim bu arada. 0.5 sevmem. Ee, biraz e, eskizciyim ben. Bazıları 0.2 kullanıyor. 0.2 kalemim de var. 0.2 de kullanan biriyim. Bunu şöyle çevireceğiz acaba. Evet. Bakın böyle çevirmek gerekiyormuş. Bağlanması için. Böyle de bağlanmıyor. Yani şu klipsi çıkıyor idi. Şöyle yaparak. Bakın klipsi nasıl çıkıyordu. Klipsini çıkarmıştı. Evet klipsi böyle çıkıyor. Sanırım arkadan böylece şey yapılabiliyor. Klipsini çıkardım mı? Klipsini. Evet şimdi şöyle çıkıyor. Evet. Klipsi çıkıyor. Şuradan şu deliklerden yine sokulabiliyor. Aynı şekilde klipsi böyle tutup buraya koyup sokup yeniden kilitleyebiliyorsunuz. Aha şimdi kilitlendi. Bakın şu işaretle ortaya çıkıyor. Ve arkasından bununla bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yani çok iyi. Şu burada bakın isterseniz tırnağınızla bunları açmanız da mümkün. Bu yay mekanizmasını sağlayan bu gördüğünüz çelik teller. Ağır bir kalem. E, bu o kadar hafif ki. Oldukça hafif. Çat diye de kırıyor işte. Kötü yani. Ucu kötü. O daha zor. Ha bu arada ben de Japonların e, mühendislik harikası kalemleri de var. Kuru gibi falan. Fakat ben 07'yi seçmemin sebebi işte biraz da portmayayım. Böyle kalın kalın eskizler yapabildiğim için bunu seviyorum. Bunun da ağırlığı kendine özgü. Onun da ağırlığı kendine özgü. Ama tabii yani böyle elegant yazı yazmak istiyorsanız yine 0705 böyle hani kalemlerle bir şey yapmak istiyorsanız tabi başka kalemler var örneğin kiri. Kiri Pentelin Gerçek kalem bu yani ağırlık gerçekten çok iyi kırması mırması oldukça az ama tabii bunun bu bunun yanında tabi bu çok farklı yani ayrı dünyaların insanları yani bu bir tanesi Japon kullanışlılığının ve devamlılığının etkisi ise diğeri de Almanların Odak verdiği karşılık da denebilir. Faber farklıdır, o farklıdır, bu farklıdır. Ama ben açısı buna bayılıyorum. Bazı, mesela ben de çok şeye para vermiyorum. Yani para, olay para değil de yine de anlatmam lazım. Ben de mesela telefona çok para vermiyorum. Benim Google Telefonu kullanıyorum çıktığından beri. Pixel çıktığından beri. Pixel şu anda 8 var. 8 Pro var. Ben piyasada güncel 6 kullanıyorum. Yani var olan güncelin bir altını bir altını e, kullanıyorum. E, 8 çıkmadan önce 8, 7 serisi 6 serisi. 5 kullanıyordum. 5 hem de 5A kullanıyordum. Daha ucuz modeli. Bir gün bozuldu. E, götürdüm tamirciye. Şeyi vardı çünkü. Garanti süresi. Yapamadılar. Yani orasını yaptılar burası bozuldu. GPS'ini yaptılar bilmem nesi bozuldu. SMS şey işte GPS'ini yaptılar Wi-Fi'yi bozuldu. Wi-Fi'ni yaptılar bilmem ne bozuldu. Yani anakartı bozuktu. Bunlar bir türlü beceremediler bu işi. Sonra oradaki adam çaktırmadan dedi ki abi sen dedi bunu abi demiyor tabi Amerikalılar. Siz bunu dedi altısını almak istemez misiniz? Altı ay dedi. Dedim ki eskisini getir yenisini götür kampanyası için makinenin çalışması gerekmiyor mu dedim. Yani burada daha çok para bunu bozan bir şekilde ben değil mi iki yıl içerisinde bozuldu. Bunu yapmanız lazım. Beş ay. Peki sadece ekran çalışması yeterli. Sorun olmaz dedi. Ben orada çalışıyordum eskiden deyince. Tamam dedim. Beş ay verdim. Altı ay aldım. Yani bir üst modelini aldım ve bu sadece bana vergiler dahil 65 dolara mal oldu. Yeni telefona geçtim yani. Yani yeni telefona geçerken harcadığım paranın yanında yanında e, oradan kar ettiğim er, demek ki böyle 65 dolar 65 dolar 65 dolar geçe geçe yük zaten çok büyük bir farkı yok. Pili bitebilir yani pilin şarj sayısı e, azalabilir ama bu şu anda gördüğünüz videoyu da bununla çekiyorum. Bir, sıkıntı sıkıntısı da yok. O yüzden oradan kazandığım parayı bütür böyle e, hoş kayınlere aktarmak istedim. Siz de alırsınız. Evdari, evdari ile tutarsınız. Türkiye'deki güzel kalemlerin hepsini getirmek istiyorum. Ama tabi koyacak yerde yok. Ama <laughs> bunlarla bir şey çizmeyi, bunlarla bir şey yapmayı göstereceğim. Eskiz ders, eskiz dersinde buradaki kalemleri de kullanarak bir şeyler yapmak isteyeceğim. Bundan sonra kullandığım kalemler belli. Söylemiştim. Mesela şu iki kalemi seviyorum. Çünkü ahşap, gerçek ahşap dokusu var. Bu bittikçe, artık yavaş yavaş pirinci de söylemiştim, pirinci de sararmaya başladı, koyulaşmaya başladı. Bu içi bittikçe bunun içerisine e, Papermade galiba, bit gibi Papermade e, en ucuz uçtan koyuyorum. E, yani paper'ın 12 tanesi 1 dolar mı, 1.5 dolar mı, ne? 12 tanesi yani. E, açılmıyor da, plastiğini kırıyorum. İçindeki iç, içi o kadar iyi ki onu değiştiriyorum yani iç iç olarak bile çok iyi. Başka içler de aldım. Buna başka şeylerle koyabiliyorum. Duruma göre mesela eğer bir projeyi gidip de böyle bir şey çizmem gerekiyorsa şu ahşaba dokunma hoşuma gidiyor. Plastikten daha iyi. Ne farkı var derseniz? İşte biraz görüntü. Pek e, üzerindeki damarlar seçilemiyor olabilir ama önemli de değil. dediğim gibi kalem kalemdir kardeşim. Bu kalem de böyle benim çocuklarıma kalacak bir kalemim. Çok hoşuma gidiyor. Görüntüsü de şu arkasındaki yazılar, bilmem neler falanlar filanlar. Kutu açılış yapmak isterim. Kutulu gelmedi. Çünkü ben o parayı vermedim. Ama ciddi kıran kırana bir <laughs> ee, ebay açık arttırması yaşadığımı söyleyebilirim. E, telefonu kurdum. Unutmayayım diye benden önce bende benimle yarışan bir adam var. Adam var. Kadın mı bilmiyorum. Birisi yarışıyordu. Böyle ben arttırıyorum, arttırıyor, ben arttırıyorum. Arttırıyor. Ben ayarladım son 15 saniye kala son vereceğim teklifi yazdım. Ama bayağı yüksekti aslında. Yani çünkü ben mesela 10 dediğim zaman eğer o gizli gizli 11 demişse o 11'e geçiyor. Yani burada bunun ederi 10 yazıyorsa sizin bunun üstüne bir şey vermeniz gerekiyor. Ama o gizli. Başkaları görmüyor. Mesela 20 yazıp bırakabilirsiniz. 20 yazıp bırakırsanız ben 11 teklif verdiğim zaman otomatikman 12'de yine siz gözükürsünüz. Birer birerse. Ben mesela 15 verirsem hop 16'da siz gözükürsünüz. Böyle artıra artıra devam edebilirsiniz. Adamın orada ya da kadının orada e, online olması da gerek yok. Ben onu 20 verdim düşündüm de 21 yaparsam onu bir geçtiğim için ben bu sefer üste geçerim. Ben o yüzden son 15 saniye kala verebileceğim en düzgün parayı verdim ki o bende kalsın diye. O karşıda online değildi zannımca. Çünkü e, ben verdikten sonra 2 dakika zaman veriyor. Eskiden onu vermiyordum. Böyle. 10 saniyede, 3 saniyede, 2 saniyede kaybettiğimiz aldığımız e, çıkarttırma sonuçları oluyordu. Demek ki karşıda biri yoktu. Ve ben mesela o 10 demişti. O böyle 8-9'lardaydı. Dedim ki bunun ederi 11 falan olur. Bu, bunlar birim değil bu arada. Ben buna ne verebilirim? 17 verebilirim. O zaman buraya ben 18.5 falan yazdım. Hop. 10 ile aldım. Yani bir kere yükseldi. Son 13 saniyede verdiğim 13'te 12 olabilir. Tam 13 saniyede verdiğim şey bir barem arttırdı. Yani demek ki o çok fazla vermemiş. Ben de istediğim fiyata aldım. Sonra arkasından vergisi üzerine eklendi. Her şey hemen ödemesini yaptım. Sonra da ne yazık standart shipping. Yani bildiğimiz düz posta ve bana gelme sırası Mart'ın 20'si falandı. Fakat dün dün yine gün galiba. Dün 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 evet dün dün geldi pazar günü geldi ben de size hemen bunu çekiyorum ee, benim kanalımda böyle çok ilgi çekici şeyler yok yapabilirim de mesela ben Amerika'ya Green Card'la geldim ama lotaryadan çıkmadı. Ee, ben kendim e, özel yetenek akademik vizesiyle aldım bunu. NIW deniyor. Ve ben bunu avukatsız aldım. Ben istesem Avukat kullanmadan e, başarılı bir akademisyen görünebilirsiniz. Kendinizi böyle, nasıl herkesi önüne geçip çok hızlı Green Card alabilirsiniz diye bir e, video yapabilirim veya Türkiye'deki akademin, akademinin durumunu anlatan bir video yapabilirim ve bu herhalde çok okunur. Ama şunu yapacağım. Biliyorsunuz Merkez Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Hafize. Gaye Erkan onun 200, 200 liralarda e, şeyi var. Eski. Eski başkanın 200 liralarda e, şeyi kaldı. Yadigar. E, imzası kaldı. Yadigar. İmzasını kendisi atmamış doğal olarak. Bir e, şeyle çalışmış. Bir e, grafiker mi artık? Kaligraf mı ne onunla konuşmuş. Ama çok kötü bir imza. O imzayı yorumlayacağım. <laughs> belki o tutar. Hani bu belki tutmaz da. Belki o video tutabilir. Ee, babasının eğer söylentiler doğruysa, söylenti galiba babasının yaptığı çok 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 çok, çok rezaletli durum. Çok kötü bir durum. Öğrenciler içerisinde benim de başıma gelmişti. Babasının annesini gönderenler. Benle konuşmaya falan. Onlara da çok fazla tepkide bulundurdum. Bu tabi Merkez Bankası'nın üzerinde olması hoş olmayan bir durum. Sonra işte bir şekilde görevden alındı ama ben istifa ettim diyor. Çok karışık meseleler. artık o tek, tek o durum o şeye girmeyeceğim. O dedikodulara girmeyeceğim. Kalemlerimi bir şekilde size tanıtarak az takipçili. 6000 küsur takipçi var ama 300 kişi seyreder. Ayasofya ile ilgili bir şey yaptım. O bile 1000 olmadı. Demek ki seyredilmemekte, de, seyredilmemenin de güzel bir tarafı var. Twitter'dan bunu yayınlayacağım. Twitter'da birkaç kişi iltifat etti. Sağ olsun. biz ilgileneceğiz dediler. Ama sizinden bu mutluluğumu paylaşmak istedim. Dediğim gibi bugünlük bu kadar. Ne yapalım? Bundan sonra başka konularda başka zaman, başka şekilde başka aletlerle sizinle buluşmak üzere. Neler yapacağım? Onu hızlıca yazayım. Tahap de olsun. Buraya yazayım. Bir... Ayasofya fotoğrafları. Ayasofya hakkında değil. Ayasofya fotoğraflarımı size anlatacağım. İki hafize gaye erkan. Bakın bu yazım bile ki bu rezalet yazdım. O bile bence daha daha oturaklı olabilirdi. İmzasının eleştirisi. 3 ne yapacaktım? Bir şey ne yapacaktım. Ha eskiz. Eskiz hakkında size bir video çekeceğim. Evet. Birkaç yeni kalemim de var. Bunları da göstermek isterdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler.